Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Şimdiki konumuz rasyonel sayılar. Evet arkadaşlar. Rasyonel sayılar deyince aklınıza ne gelir? Herkesin aklına şu gelir değil mi arkadaşlar? Kesirli sayılar, parçalamalar, 1 bölü 2, 1 bölü 5'li sayılar gelir. Evet arkadaşlar rasyonel sayılara hemen şöyle bir tanım yapalım. Rasyonel sayı arkadaşlar Rasyonel sayı A ve B eleman tam sayı olmak şartıyla A bölü B gibi gösterilen ifadelere tam rasyonel sayı denir. Örnek 1 bölü 2 bir rasyonel sayı, eksi 3 bölü 4 bir rasyonel sayı, eksi 5 bir rasyonel sayı. 3 bir rasyonel sayı. 1 bir rasyonel sayı. 13 bölü 2 bir rasyonel sayı. Arkadaşlar bu tip sorular çoğalttıkça çoğalt, örnekleri çoğaltabiliriz. Rasyonel sayı tanımı: A ve B eleman tam sayı olmak şartıyla A bölü B gibi ifadelere rasyonel sayı denir arkadaşlar. Şimdi rasyonel sayı tanımladık. Burada ne var arkadaşlar? Bir alt taraf büyük, bir üst taraf büyük olabilir. Alt taraf dediğim bir şey şu. Rasyonel sayı şu. A bölü B. Burası pay. Dostum. Burası payda. Hocam bunlar çocuk oyuncağı diyorsunuz biliyorum arkadaşlar. Bu da kesir çizgisi. Şimdi başlayalım. Peki pay bölü payda bir de kesir çizgimiz var. Payda büyükse evet bir de basit kesir. Şimdi kesirlere geldim. Kesir tisini gösterdik. Kesir, basit kesir. Paydası payından büyük olan kesirlere. Büyük olan kesirlere denir. Paydası payından büyük olan kesirlere basit kesir denir. Örnek ver. 1 bölü 2. 3 bölü 5. 12 bölü 13. 7 bölü 9. Hocam eksi 13 bölü ne diyelim mesela? Eksi 13 bölü 14. Eksi 15 bölü 12. Bakın arkadaşlar burada kesiler, eksiler pardon. Kime ait? Kesire ait. Yani bu aslında şunu şöyle gösterilir. Eşittir. Eksi 12 bölü 15 diye gösterilir. Ha şunu diyebilir. Hocam eksi 15 çok küçük demeyin. Eksi 15 değil bu. 15'tir. Anlaşıldı mı? Bu eksiler düşünmüyorsunuz. Eksiler kesin eksi oluyor. 12 bölü 15 payda da sayıca büyükse arkadaşlar değerimiz büyük olmuş oluyor. Paydası büyük olan kesirlere basit kesir denir. Bir kesir. Haydi bakalım. Söyleyen arkadaşlar bir eşit kesir neydi? Payı paydasından büyük olan kesirlere payı paydasından büyük veya eşit olan kesirlere basit bileşik kesir denir. Örnek ver dostum 12 bölü 11. Hocam pay büyük olacak. 12 bölü 6 pay büyük olacak. Eksi 5 bölü 4 Pay büyük olacak. Anlaşılmıyor Eksi 5 küçük demeyin. Bu eksi kesin eksi. 5 bölü 4 diyeceksiniz. Eksi 7 bölü 6 bileşik kesir. 12 bölü 2 bileşik kesir. O zaman eksi 5 bileşik kesir. 7 bileşik kesir. O zaman şunu söyleyebilirim. Tam sayılar veya doğal sayılar birer bileşik kesir diyebiliriz. Evet arkadaşlar tam sayılı kesire geldim. Basit kesir. Bileşik kesir. Tam sayılı kesir. Tam sayılı kesir nasıldı arkadaşlar? A tam B bölü C gibi ifadelere tam sayılı kesirler denir. Bu da ne olur? A artı B bölü C gibi gösterilir. Veya ilkokulda okullarda anlatırlar. Bununla bunu çarpımından Topla derler. Ama ben tavsiyem şu arkadaşlar. Şunu yapın. A tam artı B bölü C. Eksi A tam B bölü C olursa bu da şu. Eksi A eksi B bölü C diyebilirsiniz. Mesela eksi 2 tam 4 bölü 5 dediğimde öğrenciler şöyle yapıyor. Hocam bundan çarpıyor. 5 kere eksi ne yapar? 5 kere eksi 2 eksi 10 artı 4 diyor. Bölü 5 diyor. Eksi 14 daha eksi 6 bölü 5. Doğru mu? Evet doğru diyenler var aramızda. Yanlış. Doğrusu şu arkadaşlar. Eksi 2 tam 4 bölü 5. Eksiyi görmüyorsunuz. Çarpıp topluyorsunuz. Veya eksi 2 eksi 4 bölü 5 diyorsunuz. İkisi de aynı sonuç olur zaten. Eksi 14 bölü 5 olur. 5 kere 2 10. 4 daha 14. Önünde eksi var. Gördüğünüz mü arkadaşlar? Unutmayın. Eksi 14 bölü 5 denir. Unutmayın arkadaşlar tam sayılı kesirde. Bu. Örnek verelim. 2 tam 1 bölü 2 artı 3 tam 4 bölü 5 eksi 7 tam 1 bölü 2. Yapalım beraber. Bakın arkadaşlar işte, kuralımız şu. Tamla tamı topla. Tam tam. Şöyle kes kes. Kesir kesir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tam tam kesir kesir. 2. Tam mı tamı topluyorum. 2, 3 daha 5, 7 çıkarsa eksi 2. Geldim. Kesirleri 1 bölü 2 artı 4 bölü 5 eksi 1 bölü 2. Aha bunlar gider. O zaman ne oldu. Eksi 2 tam 4 bölü 5 gelmiş oldu arkadaşlar. Anlaşıldı. Mı? Tam mı tamı kesirle kesirle topla çıkar arkadaşım. Şimdi... Evet tam sayılı kesirlerde örnek vermeyeceğim. Konu anlatacağım. Geldim. Şu tarz özellikler. Özellik. Arkadaşlar A bölü sıfır. Yani sayı bölü sıfır. Sayı bölü sıfır nedir? Sayı bölü sıfır. Söyleyen nedir? Sayı bölü sıfır. Tanımsız. Evet arkadaşlar. Sayı bölü sıfır derse tanımsız. Tanımsız dediği zaman paydayı sıfır yapan değerler. Arkadaşlar bu özellik çok yerde kullanacaksınız. Limitte, türevde, integralde kullanmıyoruz. Çok yerde kullan, tanımsız yapan her yerde fonksiyonlarda kullanacak. Polinomda, dizilerde hepsi varsa Paydayı sıfır yapan değer tanımsız yapar. O zaman yapalım şöyle. 2 bölü 5 2 artı diyelim. 5 eksi 1 bölü 2 bölü 2 eksi x. Evet arkadaşlar. Kaç tane tanımsız yapan değer vardır desem. Hemen sayarsınız arkadaşlar. Şöyle dostum. Bir burada yaptı mı? Bakın arkadaşlar. Kaç tane kesir çizgin varsa o kadar tanımsız yapan değer vardır. Kesir çizgisine bakılır. Bir, iki, üç tane. Üç tane tanımsız yapan değer vardır arkadaşlar. Soru çözmüyorum. Tanımsız yapan sayı bölü sıfır. Tanımsız yapan değer dediği zaman paydayı sıfırlıyorsunuz. Peki sıfır bölü sayı sıfır hocam. O zaman kesriğin sonucu sıfırsa payı sıfır eşittir arkadaşlar. Bu da tamam. Toplama, çarpma, bölme çıkarmasına geldik. Toplama işlemi. Aha. Rasyonel sayı toplama ve çıkarma. Bakın arkadaşlar toplama ve çıkarma işlemi yapılırken eğer paydalar eşitse üstünün bir önemi yok paylar toplan paydaya aynen yazılır payda eşitse payda aynen yazılır paylar toplanır ve çıkarılır a artı b eksi c örnek verelim tane 13 bölü 5 artı 7 bölü 5 eksi 21 bölü 5 payda eşit mi eşit yazdım sonra topluyorum 13 artı 7 eksi 20. Dostum gördünüz mü? Bu da bu. Toplama çıkarma işlemi yapılırken paydalar eşitse paydalar toplanır ve çıkarılır. Peki hocam çarpma işlemi olursa? Çarpma işlemi olursa? Bakın arkadaşlar çarpma işlemi sadece sadeleştirme var. Soru tarzlarını da göstereceğim. Çarpma işlemi şu. A bölü B çarpı C bölü D. Pay payla çarpılır. Pay da paydayla çarpılır. Arkadaş bu ne ya? Basit şeyler ya. Arkadaşım gelelim önce 12 bölü 5 çarpı 20 bölü 6 çarpı 14 bölü ne diyeyim? 21. İşleminin sonucu nedir dedi. Arkadaşım bunu çarpmayacaksınız. Sadeleştirme yapacaksınız. Sadeleştirme. O zaman sadeleştirelim. Hocam bu bunu götürür. 12'yi 6'ya böldüm 2. 20'yi 5'e böldüm 4. 14'ü 7'ye böldüm 2. 21 7'ye böldüm. 3. Aha. 2 burada kaldı. 8 16/3 bölü cevabı karşınıza gelmiş olur. Bu örnekleri var arkadaşlar genelde sadeleştirme. Sadeleştir. Çarpma işlemi varsa sadeleştirme yapılır. Bölme işlemi. Bölme işlemi. Haydi bakalım bölme işlemi yapalım bir tane. Bakın arkadaşlar bölme işlemi yapılırken ne yapılır? Birinci kesir aynen. Peki ikinci kesir ne yapılır dostum? Hocam ters çevrilir. Evet arkadaşlar. Gördünüz mü? A çarpı D bölü B çarpı C olur. Bölmüş yemi de örnek yapalım. 2 bölü 3 bölü 4 bölü 5 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Nasıl yaparsınız? Bakın burada bir bölme işlemi var. Burada da bir bölme işlemi var. Bir de ortada da var. O zaman geliyorum. 2 birinci kesir çarpı ikinci kesir tek çevrili çarpılır. 4 bölü 3 böyle dursun. Birinci kesir burası. çarpı ters çevirir 2 3. Çarpar 8 3. Bölü. 5 kere 2. 10. Hatta sadeleştir. tak gitsin. 5 3 oldu. Birinci kesir aynen. Birinci kesir aynen. İkinci kesir ters çevirdi. Çarpılır dostum. O da ne yapar? 8 5 yapılır. Evet arkadaşlar. İşlem takibi diyelim. İşlem takibi. Peki, işlem takibi yapılırken ne yapılır arkadaşlar? Birinci öncülümüz şu: üslü, köklü varsa onları düzenle. Üslü sayı, köklü sayı varsa onları bir düzenle arkadaşım. İkincisi. çarpma bölme varsa bunlar da düzenle. Ondan sonra topla ve çıkar. Hangisi geliyorsa arkadaşlar. Bakın. Üstü köklü varsa bu. Çarpma bölme işlemi varsa bu tabi şuraya sığdırar arkadaşlar. 2 şuraya yaparım 2 parantez hallolur. Parantez yapılır ikinci ikinci üstü köklü varsa sonra parantez sonra çapma bölme sonra toplama ve çıkarma işlemi yapılır. Örnek verelim bas bir tane arkadaşlar. Hemen evet, şurada bir örnek verelim. Haydi bakalım 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 artı 3 bölü 4 eksi 2 diyeyim. Haydi bakalım bunu yapalım beraber. Hocam önce parantez. 2 bölü 3 çarpı. Payda burayı 2 ile. Burası 4 zaten. 5 bölü 4 oldu. Eksi 2. Önce sonra çarpma işlemi. 2 bölü 10. Bölü 2 eksi 2. Payda eşit burası 1 de 12 ile. Burayı 1 ile. 10 eksi 24 bölü 12. Evet arkadaşlar cevabımız gelmiş ot. Bir tane daha yapalım. 2 eksi 2 çarpı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 çarpı 5 eksi 3. Evet yapalım. Haydi bakalım arkadaşlar. Aman ha 2'den 2'yi çıkartmayın. Önce çarpma işlemi yapılır. 2 eksi. 2 çarpı 1 bölü 2 1 yapar. Burası eksi. Önce burası 5'ten 3 çıkarsa 2 parantez. 2'ler 1 bölü 2 çarpı 2. 2 de gider. Evet geldim. 2 eksi 1. Eksi 1 daha 0 gelmiş olur arkadaşlar. Çoğaltabilirim ben bu örnekleri arkadaşlar kitapta çözeceğim için. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar geldim diye ondalıklı sayılar. Şimdi ondalıklı sayılar deyince aklımıza ne gelir arkadaşlar? Şöyle ondalıklı sayılar. Bakın arkadaşlar 1 bölü 10'un katlarına ondalıklı sayılar denir. Mesela 1 bölü 10 Nedir bu? 0,1 13 bölü 10 Nedir bu? 1,3 1254 bölü 100 12,54 Çoğaltabilirim. 1285 bölü 1000 1,285 Bir şey gördünüz mü arkadaşlar? Payda da kaç tane sıfır varsa virgülden sonra o kadar sayılacak. Bir tane sıfır var. 0,1 yani payı buraya yazıyorum. Pay yazdım 13. Payda da bir tane 10 var. 1,3. 1254'ü buraya yazıyorum. 1, 2 tane 0 hocam. 1, 2 ayırdım. 1285'i buraya yazdım. 1, 2, 3. 1, 2, 3 virgül ayırdım arkadaşlar. Anlaşıldı mı? 10 sayılar paydası 10, 100, 1000 olan sayıları 10 sayılar D net arkadaşlar. Hemen bir tane basit yapalım örnek. X artı 1 bölü 4 sayısı tam sayı ise tam sayı ise X'in virgülden sonraki kısmı nedir diyor arkadaşlar. X'in virgülden sonraki kısmı nedir diyor. İsterseniz burayı 16 sayıya çevirin. İsterseniz burayı bir e eşitleyin arkadaşlar. Bu tip sorular çözerken birinci hamleniz bu sayı bire eşitlenir. Böyle yapabilirsiniz. X eşittir. Yaptım. 1 eksi 1 bölü 4'ten ne geldi? 3 bölü 4 geldi. Aslında x'i ne buldum ben? 3 bölü 4 buldum. Peki paydamız ne olacak? Ondalık sayı soruyor. Virgülden sonraki kısım sorulduğu zaman ne yapmanız gerekiyor? 10 sayıyı düşünmeniz gerekiyor. O zaman paydayı 10 yapmam için hangi sayıyla çarpmam lazım? 5 ile çarpsam 20 olur ama 2 var. 10 olmadı. 25 e çarparsam o da 75 bölü 100 olur. 0, 75 olur. Virgülden sonra kısmı neymiş arkadaşlar? 75. 1 e eşit diyorsunuz. Veya direkt mi? Şurayı 10 dalı sayısı x artı 0, 25 oldu ya. 1 bölü 0, 25. Yine birleşti. Yine burası ne olur? 0, 75 görürsünüz zaten arkadaşlar. Ondalıklı sayılara devam ediyoruz. Evet. Toplaması, çıkarması, çarpması, bölmesi ne olur arkadaşlar? İster kesri 1 bölü 10, 1 bölü 100, 1 bölü 1000 diye kesre çevir. Ondan sonra toplama, çıkarma işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Göstermeyeceğim gene onun Evet. d 1li ondalık sayılar. d 1li ondalıklı sayılar. Peki devirli ondalıklı sayı nedir arkadaşlar? Şu. 0 virgül A devrediyorsa. Bakın arkadaşlar şu oluyor. A bölü 9. O zaman yazalım. 0 123 şöyle olsun. Şuraya yazıyorum. Bütün sayıdan bütün sayıdan devretmeyen sayı sayı çıkarılır. paya yazılır. Paydaya ise virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 yazılır. Anlaşıldım. O zaman çevirelim. 0, 123 çevirelim beraber arkadaşlar. 23. Bütün sayı 0, 20, 123 eksi devretmeye sayı 0, 1 bölü virgülden sonra paydaya geldim. Virgülden sonra devreden kadar 9. iki tane devreden var. bir tane devretmeyen var. Bu sıfırların bir manası yok. 123'ten 1 çıkarsa 122 bölü 990 olmuş olur. Bir tane daha çevirelim. 4,5 devril diyor. Bütün sayıdan devretmeyen sayı çıkarılır. Paydaya yaz, paya yazılır. Paydaya ise virgülden sonra devreden kadar 9 yazılır. Devretmeyen kadar 0. 1 virgül. Bütün sayıdan devretmeyen sayı çıkartılır. Paydaya virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeye kadar sıfır yazılır arkadaşlar. Evet rasyonel sayılar konusu bu arkadaşlar. Şimdi soru çözümüne başlayacağım. Haydi şimdi ara verelim arkadaşlar. Konu anlatımlarına başladım. Bundan sonra konu üslü sayılar arkadaşlar.